gelsin. Buyurun Güney Bey, bir şey mi isteyecektiniz? Köfte istiyorum. Hazırlayalım hemen. Ama böyle çok, yani 100 kişiye yetecek kadar falan. Biraz vakit alır ama hazırlarız. Alsın ya, önemli değil. Yanına böyle yeşillik meşillik bir şeyler de yapın. Pikniğe mi gideceksiniz? Onun gibi bir şey. Ya bu sokakta köfte yapıp satanlar nasıl kızartıyor onları? Tüple. Tüp mü? Tüp var mı hala ya? Var tabii. Ha. Tüp alsam köfte satabilirim, öyle mi? Köfte mi satacaksınız? Ya sen soruma cevap versene. Tava gerekiyor değil mi bunun için? Bir de galiba yağ falan gerekiyor. Ya Güney Bey, onlar için köfte arabası oluyor. İçinde tüpü de, ocağı da, her şeyi oluyor. Ha, araba diyorsun yani. İyi tamam, siz şu köfteleri hazır edin. Ben de şu araba işini halledeyim. Peki Güney Bey. Kolay gelsin. Al benim yumurtamı da ye. Reçel de ye, bakkan yaparmış. Kızlar tamam, şişmanlatacaksınız beni. Bunlar dost değil, bildiğin düşman. Kızlar boş mu? Eylül, Serkan mı aradı seni? Hı hı. Buluşalım dedi de gelemem dedim. Niye ki? Vallahi benim sevgilim olsa yüzümü zor görürdünüz. Senden de başka bir şey beklemiyoruz zaten Bülbişim. Eylül bak, ben hastayım diye gitmemezlik yapma. Zaten ben yatıp dinleneceğim. Siz keyfinize bakın. Ben zaten Ortaköy'e gideyim, biraz satış yapayım diyorum ya. Ya ben de geleyim seninle. Yok, sen Cemre ile kal. Ailenizin reisi çalışır, parayı kazanır. Biz de Serkan'la Ortaköy'e gelelim. Kusura bakma Eylül de, hiç sizi çekemeyeceğim yani. Serkan'cığım kolyeyi uzatır mısın? Al canım, çok tatlısın, sen tatlısın. Biz öyle miyiz şimdi? Hadi ara Serkan'ı. Döndünüz, dolaştınız, yine benim kontrollerime göz diktiniz. Ağlama, sadece çağrı atacağım. Kolay gelsin. Bu yine niye gelmiş ya? Ulan nasıl takılıyor bu arkadaş? O kadar para verdik, insan şuna bir kullanma kılavuzu koyar ya. Güney beyefendisi. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Sence köfte ekmek yapıp para kazanıyorum sizin gibi. Diyorsun. Evet kızım. Sana dedim, geçmişte benim de bir çalışma hayatım vardı diye. Ulan yeme beni be. Geçmişinde çalışma hayatı varmış. Atıyorsun ya. Oğlum sen nereden buldun bu köfte arabasını lan? İnternetten aldım. İkinci el. E satacağın köfteler nerede? Aha. Sen mi yoğurdun o köfteleri? Yok, hizmetçi yoğurdu. Yani ben yoğurdum da o yardım etti bana. Ulan alın teri dökecek adamın evinde hizmetçisi mi olur ya? Allah sana akıl fikir versin lan. Resmen sen bana özenmişsin ya. Özenti. Vallahi hiç moralimi bozamazsın Songül Hanım. Bu alın teri denen şey sadece size mahsus değil. Ben de gayet çalışıp kendi paramı kendim kazanabilirim. Aman kazan be. Sen de tezgahını yanımda açsana. Arada sohbet ederiz. Herhalde burayı açacağım oğlum. Burası benim tezgahımın yeri. Sen daha onu yerine bile yerleştiremiyorsun be. Çekil. Ah. Sağ ol. Esnaf dayanışması canım. Bak arada o koyacağın köfteleri de çevirer. Kesin sen yakarsın. O kadarını biliyoruz. Biliyormuş. Hadi lan. Thank you.
Allah'ım yarabbim. Buyur canım. Al canım. Buyurun kolyeler burada, kolyeler. Buyurun. Güney. Ya orada konsolos gibi dikilip köfte ekmek satamazsın ki. Allah Allah, ne yapmak lazım? Bağır oğlum, bağır. Böyle insanların dikkatini çek. Ha. Pardon, rahatsız ediyorum ama köfte ekmek almak ister misiniz? Ya rahatsız etmiyorsam ne ya? Adama saat mi soruyorsun oğlum? Köfte satmak için bağırsana. Kızım rahatsız etmeyeyim insanları diye. Boğazına mı yapışıyorsun adamı? Niye rahatsız olsun? Sen satmak için bağır. İyi bağırıyorum o zaman. Bağır, korkma. Köfte. Köfte ekmek. Lezzetli ev yapımı köfteler. Çok lezzetli. Köfte. Ya çekil ya. Ev yapımı ya. Köfte. Çekil. Abiler, ablalar buyurun, buyurun. Harika köfteler burada. Lokantayı ayağınıza getirdik be. Kim köfte almak ister? İsteyene ekmek arası, isteyene dürüm. Buyurun abiler, buyurun. Ya bu arada dürüm var mı? Yok dürüm. Ne yaptın babam ya? Mis gibi köfteler burada. Buyurun, buyurun. Harika köfteler. Buyur abicim, harika köfteler. Buyur, ister misiniz? Usta, bana bir yarım atsan. Tabii, ekmek al. Bana da bir çeyrek atsan. Tabii. Ne kadar? Abicim, yarım 7,5, çeyrek 5. Yalnız parayı arkadaşa verin, tezgah onu. Devam sende. Afiyet olsun. Çok iyi olmadı ama emek. Vay be, bağırmak işe yarıyormuş ha. Herhalde oğlum. Sana da yapayım mı bir yarım? Korkma, benden para almayacağım. Ay istemem. Vallahi yapayım. Yok. İyi tamam. Zabıta geliyor Güney. Gelsin kızım, bize ne? Güney koş, zabıta geliyor Güney. Niye koşuyoruz kızım? Güney ittir, ittir. Koşmamız ya gerekiyor. Ya ittir, geliyor. Kızım. İttir, ittir. Ya bir şey diyeceğim ya. Arabayı bırak da sen benim elimi tutsana. Ya fırsatçı mısın Güney? Zabıta diyorum. İttir. Durur, kaçmayın. Gel. Ama araba... Ya bırak arabayı, gel. Ya kızım boş ver arabayı. Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gece mi aydınlatan ateş böceğim misin? Gece mi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak. Gözyaşımdan yuvarlak, ateş böceğim misin? Gözyaşımdan yuvarlak, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Geliyor acı. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Durun, kaçmayın. Durun. Atlayacağız. Buradan mı atlayacağız? Evet. Gel. Nasıl atlayacağım? Ver şunları. Amallarım. Doğmayan güneşim senin.
Gel buraya. Atla. Düşerim Güney. Kızım tutacağım, atlasana. Emin misin bak? Eminim kızım, atla, tutacağım seni. Gençlik başımda duman. Songül bir kere olsun, güven bana hadi. Gençlik başımda duman. İlk aşkım, ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Sakın sakın. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Bak gördün mü? Bana güven demiştim. Güvendim, ben de güvenini boşa çıkarmadım. Öyle oldu. Gidelim mi? Olur.